Ya Belkıs Hanım mı diye, Belkıs abla diyeceğim abla. Ya. Belkıs tabii. Abla diyeceğim. Tabii. Abi tabii. İyi ki var değil mi? Evet. Onu hissetmiyor musun evet. Ya? Ay, nereye evet. Gittik hep ya? Vallahi abi ya. Evet. Tüylerimiz diken diken oldu. Ya ağzınız al. Çocuklar sizin yaş grubunuz kaç? Şarkıyı nereden biliyorsunuz? Nerede ama biliyorsunuz. Söyleyenler var yani. Onlar... Ya bunun birinci kıtasını söylersin. Nasıl başladı abla birinci kıta? Sevemedim kara gözüm. Sevemedim kara gözüm seni doyunca. Evet ama ikinci kıtayı bilemezsin ki. Aa. Bana cefa bana cefa ediyorlar. Bir dakika. Bilmem neden. Peki bir dakika. Bana cefa ediyorlar bilmem nedendi. Benim korkum sayıda. Tamam. Tamam istemiyorum. Ay, evet. Ay Allah. Abi nereden bilir yani maşallah vallahi harika. Evet. Harika. Çok, evet en çok onlar aldılar benim CD'mi zaten ama sinemayı da takip ediyorlar. Abi. Ediyorlar sinema yani eski Türk filmlerini takip tabii, ediyorlar mutlaka tabii. Ama. Onun o bu, güzel. Bu parçaları biliyor olmak sen bilir misin mesela Cansu? Bilirim onlarla büyüdük ama evet. Söyleyemem o ayrı. Babacığım sen mesela. Onlarla büyüdük abi hakikaten. Evet. Vallahi. Gerçekten. Yani anneleriz benim... babalarız da onlarla büyüdük. Evet onlarla evet. Büyüdük adlı programımıza. hoş geldiniz. Ne hissettin? Belki abla çıktın. Burada ne hissettin? Vallahi yani bu 7 senedir her çıkışımda böyle maç gibi böyle feryat figan. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Türk sinemasındaki en büyük seslerin dublo suflörlüğünü mü yapıyor? Starların. Şarkıları. Şarkılarını siz söylediniz. Yani evet. Hülya Koçyiğit'in, Türkan Şoray'ın, Fatma Giri'nin. Evet. Bir sürü ünlü Fatma sanatçının değil. Şarkılarını aslında biz evet. Belkıs ablanın sesinden dinliyoruz. Filiz Akın, Sevda Alkor, Mine Mutlu, Esen Püskül'le en son Perihan Savaş'a kadar. Peki, onun şey üzerinde. Onun bize, üzerinde bize. Star. Tabii ki abi rica ederim. Neriman hiç, Köksal bile okumuş. Evet. Niye hiç öne çıkmadınız kendinizi? İşte bunu hep soruyorlar. Evet. Yani. Mesela ben bunu çok merak ettim. Öne çıkmayışımın nedeni... Bu karanlık odalarda bilirsiniz, siz dublaj yapıyorsunuz, benim işimi yapıyorsunuz. Bu karanlık odalara kapandınız mı, oraya bağlanıyorsunuz. Zaten benim yani başarılı olmamın sesimin yanında senkrondaki becerilerim. Evet. Yani ağzı tutmaktaki senkronik ustalık, biraz evet. Mütevazı olalım, becerilerim. Ve onda o kimse geçemedi beni. Başkaları da arka arkaya geldi. Öyle olmuş. Ve iyi ki olmuş. Kalıcı bir iş yapmışım. Eğer ben radyoda herhangi bir yerde sahnede falan olsaydım unutulurdum. Tabii abla bu kadar... ne şimdi kalıcı. Şey abi ne acayip bir şey değil mi? Mesela sen ben Can Bonomo albüm yapma, talk show yapma. Allah'ım 5 sene sonra kimse bizi hatırlar mı? Hatırlamaz. Bak ben size çok açık bir şey söyleyeyim. Beyaz Show'un saati saat 11.30. 11'i çeyrek geçe başlıyor. 11'i çeyrek geçe bu ülkenin 10 yaş grubu çocukları, 9 yaş grubu çocukları ve daha altı uyuyor. Uyuyor. Şimdi 10 yaş grubu çocuklar uyuyunca 10 yaş grubu çocuklar ben yalan dünyayı yapmasam beni bilmiyorlar. Yolda bu çocukların hepsi beni yalan dünyadan biliyor ya da reklamlardan biliyor. Unutulmak aslında yaptığın sürece de unutulabilirsin. Geç saatte yapıyorsan o bile gelen kuşak seni tanımıyor olabilir. Evet. Evet. Hepimiz için geçerli. Evet. Ama ne kadar acayip bir şey 45 sene sonra diyorsunuz. Şimdi, 45 senenin şu ara. Evet ama 45 senenin herhangi bir anında çıkıp yapayım dediğiniz anda o sene varsınız. İşte evet. Bu misyon çok yani, önemli. Evet. Yani bir, sizin şimdi, yaptığınız torunlarımız kadar... yani benden sonra gelen kuşaklar, sizden sonra da gelen kuşaklar Türk sinemasını izlediği zaman ha bu ses. Kimdi bu ses? İşte belgeseller. Benim abla ya mükemmel de bir sesin varmış. O tınısı, titreşimi. Aynen. Bir de yani o cızırtılar, mızırtılar falan. Biz mas bugün bile playback yapalım dedik ki evet. Onu duymak istiyoruz yani evet. Biz. Bir şunu görüntülerimiz var sizin seslendirdiğiniz ay. Sanatçılardan. Ay, ay. Bir hep beraber izleyip bir kere daha bir hatırlayalım sonra devam edelim sohbete. Moruklar tımbırdatın şümeretleri de bulalım havamızı. Karakolda ayna var ayna var. Kız kolunda damga. Gözlerinden bellidir fosforlum, sen de kara sevgi.
da fosfor mum, sende de kara sevda var. Aşkınla yana yana, kül olsa da ocağım. Senin yüzünden, senin yüzünden bu çektiğim çile. Görüşününce kıvrak şensin. Tamba tumba, esmer bomba, daba tumba, damba tumba. İstek ölen olayım. Sen bir şahinsin, ben garip serçe. Attım kalbime demiden pençe. Bana derler fındık kurdu, çok aşıklar kapı yuttu. Dünyaya geldik bir kere, kavgayı unut her gün bu şarkımı söyle. Sevdikçe güler her çehre, mutluluklar bir olsun acı birlikte. Dünyaya geldik bir kere. Ben karanlık odalarda olduğum için sazımla kendi görünümü montajlarla, o zaman biliyorsunuz starlar fazla usul bilmiyorlardı. Bazen uzatıyorlardı, bazen kısa kesiyorlardı. Ben onları 40 kare, 50 kare montaj odalarında kesip... Abla sen ne kadar onu oturtsan bile yerinde, biz bugün Türk filmlerinde seyrediyoruz. Hiç o ağız tutmuyor. Ses bir önden, şarkı önden geliyor. Şarkı bitiyor. Şey hala söylüyor öndeki falan yani. Böyle bir tutmazlık var, bir şey var yani. Ben hemen evde olmadı diyorum kendi kendime. Olmadı diyorsun evde kendi kendine. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Evet. Bıktırmayan bir ses tınısı ya. Var. Çünkü bu kadar önemli aktrisleri seslendirmek bir süre sonra insanlarda bıkkınlık yaratabilir. Doğru. Ya hep aynı ses, hep aynı ses diye. İşte o kadar büyük bir avantaj var ki, bunu terminolojik olarak nasıl tarif edersin sen bilmiyorum ama işte bu bıktırmamak evet çok önemli bir meziyet, aslında bir avantaj. Şeyi soracağım, yani aktrisler arasında ses hiç değiştirdiğiniz oluyor muydu? Hani bu karaktere biraz daha sesimi evet, güzel. Aferin sana. Aferin sana. Anca. Belkis ablacığım sen uzaksın, benim elimi öpsün şimdi sen. Aferin. Bu müzisyen kulağı Filiz Akın, İnce Narin, Hülya Koçyiğit'le. Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'le şey yapmıştım ben de. Bir ses dik. Vay okudum. Bu... Şey yapmayın. Yani. Bu şey çok yani. Önemli. Sinemanın sıkıcı olduğu sahnelerinde bahçe sinemalarına ben gidemiyordum. Zamanım yoktu. Ve çocuklarım da vardı. İkisini de aynı mükemmellikte götürmeye çalışıyordum. Ve komşularım gidiyordu benim yerime galalara. Yemin ediyorum sıkıcı olduğu zaman benim şarkılarımı koyuyorlarmış hemen. Ne güzel. Yani halk o şarkılarla zamanını nasıl geçtiğini bilmiyor. Belkıs abla sadece sokaktaki söylenen, sinemada sokaktaki söylenen, evin içinde de millet Edison'la Hülya Koçyiğit sahnesinde durum çok sıkıcıysa Hülya Hanım şarkıya başlar evin içinde. Yani hiç bugünkü dizilerde düşünsene mesela Selçuk abiyle Cansu oynarken Cansu'nun birden Kenan Doğulu'dan bir şey söylediğini falan yani. O dönem öyle bir şey yok, o dönem şey var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.